Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf sosyal bilgiler 86, 87, 88, 89 ve 90. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz doğal afetlerimizin yaşamımıza olan etkisi. İlk sorumuz televizyonda doğal afetlerle ilgili bir haber izlediğinizde neler hissediyorsunuz? Televizyonda doğal afetler ile ilgili bir haber izleyince ister istemez canımız sıkılır ve üzülürüz. Hele de bu durum için içinde bir de ihmalsizlik varsa. Geçenlerde okumuş olduğum bir haberde yangın çıkan bir ormanda canlı canlı ihmalinin olduğunu ve bu ihmalden kaynaklı bir doğa olayı gerçekleştiğini öğrendim. Bu durum biraz canımı sıktı. İnsanlar piknik alanına gidip ateş yakıyor, piknik piknik yapıyorlar buraya kadar sıkıntı yok ama o yakılan ateşi söndürmezlerse rüzgarla birlikte bir yangına sebebiyet verebilir. Aynen bu durum yaşanmış ve çok canlı bitki, ağaçlar ve orada yaşam süren birçok hayvan zarar görmüş. Aynı zamanda doğal ortam da yok olmuş. Böyle durumlarla böyle durumlarla karşı karşıya kalmamak için lütfen duyarlı bir şekilde hareket edelim. Diğer konumuza geçelim. Bir gazete haberi verilmiş. 17 Ağustos 1999 depremi. Marmara depreminde resmi rakamlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti. 17 Ağustos 1999 sabahı yerel saatle 03.02'de gerçekleşen Kocaeli Gölcük merkezi deprem can ve mal kaybına yol açtı. 17 Ağustos 1999 depremi başta Kocaeli, İstanbul ve Yalova olmak üzere Geniş bir çevrede hissedildi. Yaklaşık 16 milyon insan bu depremden değişik düzeylerde etkilendi. Bu nedenle Marmara depremi Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan birisidir. Depremin Türkiye sanayisinin en gelişmiş olduğu yerlerde meydana gelmesi ve çok geniş bir alanı etkilemesi ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur. Bu deprem sonucunda 17480 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 23.781 vatandaşımız yaralanmış 505 vatandaşımız ise sakat kalmıştır <laughs> Deprem sonucunda 25.211 konusunun hasarlı olduğu tespit edilmiştir 17 Ağustos 2014 tarihli gazeteden alınmıştır Bu gazete haberiyle ilgili bir soru sorulmuş Hemen ona bakalım <laughs> Okuduğunuz gazete haberine göre deprem toplum hayatı üzerinde nasıl bir etki oluşturulmuştur? Marmara depremi 1999 yılında oluşmuş ve bu deprem can ve mal kaybının yaşandığı büyük deprem olduğundan ülkemizi sıkıntıda bırakmıştır. Ve bu deprem sanayiciliğin yok olduğu yerlerde yaşandığı için sadece mal kaybına değil can kaybına da bir hayli neden olmuştur. Mersin'de sel felaketi 55 bin dekar sarı alanını vurdu. Mersin'de geçen hafta yaşanan sel felaketi tarım arazilerine büyük zarar verdi. Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçe, sel felaketinde 55 bin dekardan fazla seranın sular altında kaldığını söyledi. Türkiye'de üretilen biberin %70'ini karşılayan Mersin ve çevre, çevresinde sele bağlı mağduriyetin vatandaşın sofrasına zam olarak da yansıyacağını ifade edildi. Sera alanlarının büyük zarar gördüğünü ifade eden Cengiz Gökçel, aradan 5 gün geçmesine rağmen hala seralardan suların boşaltılamadığını kaydetti. Gökçe sözlerine şöyle devam etti. 31 Aralık günü yaklaşık 70 70 kişilik ekip bu çevrede durum tespiti yaptı. Sadece Akdeniz ilçemizde 40 bin dekarlık sera sel baskınına maruz kaldı. Tarsus'taki yaklaşık 20 bin dekarlık serada da zararlar var. Çiftçilerimizin sıkıntılarının devletin yardımıyla ortadan kalkmasını ümit ediyoruz. Sel felaketi olmasıyla birlikte arzda müthiş bir daralma oldu. Biz piyasaya ürün veremiyoruz. Hasat yeni başlamıştı zaten. Yetişmiş ürünü bile toplayacak durumda değiliz. Çamurun içinde kimsenin ürün toplaması mümkün değil. Dolayısıyla fiyatlar bir miktar arttı. Fakat zararın boyutu bu şekilde devam ederse fiyatlar daha da yükselir. 3 Ocak 2017 tarihli bir gazeteden alınmış bu haberde. Bununla ilgili de bir sorumuz var arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Okuduğunuz gazete haberine göre Selin toplum hayatı üzerindeki etkileri nelerdir? Okuduğumuz haberde sel felaketinin ülkemiz, ailemiz ve cebimize olan zararlarını okuduk. Tabii ki bu bir doğal afet. Kimse böyle olmasını istemezdi ama inanılmaz rakamlarla hem tarımda hem de tarım alanında zararlar meydana gelmiş. Bu da çiftçileri zor durumda bırakmıştır. Bir tane daha haberimiz var. Hemen bakalım. Çığ düşen yollar yeniden ulaşıma açıldı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı. Hakkari il genelinde kar yağışının etkisini kaybetmesi ve havanın ısınması ile birlikte inen çığlar birçok köy ve mezra yolunu ulaşıma kapattı. İl özel idaresi yetkilileri kış mevsim boyunca il genelinde 55 iş makinesi ve 70 personel ile karla mücadele ettiklerini belirttiler. Şemdin ilçesine bağlı Kayalar köy yoluna inen çığla mücadele eden ekipler zorlu dağ koşullarına adeta meydan okudular. Vatandaşlar araçlarında yolun açılmasını beklediler. Yapılan 4 saatlik çalışma sonucunda Şemdinli Kayalar Köyü yolunun yeniden temizlenerek ulaşımı açıldığı belirtildi. 5 Mart 2017 tarihli gazete haberi. Bununla ilgili de bir sorumuz var arkadaşlar. Hemen ona da bakalım. Yukarıdaki gazete haberinde okuduğumuz çığ olayı hayat, toplum hayatını nasıl etkilemiştir? Çığ afeti genelde yüksek kesimlerde ve sık yağış olan kesimlerde meydana gelir. Önlemini almadığımız takdirde can ve mal kaybına yol açar. Hakkari'de meydana gelen bu felaketi önlem alındığı için hasar görmeden temiz bir çalışma ile başarılı olunmuştur. Diğer gazete haberimize geçiyoruz. Rize'de heyelan iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda yıkılan evin altında kalan karı koca hayatlarını kaybetti. Rize'de etkili olan şiddetli yağış Aktaş köyü İnce mahallede saat 00.30 sıralarında Heyelan'a yol açtı. Heyelan'da iki kişinin yaşadığı ev toprak altında kaldı. Komşuların haber vermesi üzerine AFAD, Jandarma ve Rize, kurtarma, Rize Arama Kurtarma Ekibi tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Pazar kaymakamı Heyelan'a dün gün boyunca yağan şiddetli yağışların neden olduğunu belirtti. Heyelan altında kalan evde yaşayan 25 yıllık evli çiftin hayatını kaybettiği dile getirildi. 18 Ekim 2016 gazeteyle de ilgili bir sorumuz var. Hemen ona bakalım. Yukarıdaki gazete haberinde okuduğunuz heyelan olayı toplum hayatını nasıl etkilemiştir? Heyelan aşırı yağışlardan meydana gelir. Önlemini al almadığınız takdirde can ve mal kaybına neden olur. Rize şehrimizde de olduğu gibi önlem alınmadığından can ve mal kaybına neden olunmuştur. Olabildiğince yamaç kısımlarda yaşam sürdürmemeliyiz. Yoksa aynı sonuçla karşılaşmamız içten bile değildir. Diğer bir orman yangını haberimiz daha var. Hemen ona da bakalım. Antalya'da orman yangını. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektarlık orman alan yandı. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangın orman işletme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mücadelesi sonucunda kontrol altına alınabildi. Yangın sırasında dumanlardan etkilenen bir vatandaş hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer, yangın esasında zarar gören Kızılçam Ormanı'nda hasar tespit çalışmalarının başladığını bildirdi. 17 Kasım 2016 Bu haberle ilgili de bir sorumuz var. Yukarıda okuduğunuz gazete haberine göre orman yangınının toplum hayatı üzerindeki etkileri nelerdir? Ormanların yanması insanlar açısından sıkıntı yaşatacaktır. Ormanlarımızın yanması, ağaçlarımızın yanması biz insanlar için kötü bir durumdur. Ağaçlar sel felaketini daha sasarla kapatmamızı sağlar ve biz insanlar ağaçlar sayesinde oksijenimizi sağlarız. Ormanlarımıza sahip çıkalım arkadaşlar. Aşağıdaki doğal afetlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkileriyle ilgili bir poster çalışması hazırlayınız. Bu konumuz bu kadar arkadaşlar. Bir poster verilmiş çalışma hazırlanması istenmiş. aynı yani, hani, konuyu seçip. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Forum sayfa cevapları.com sayfamızdan aşağıdaki linki de tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. En önemlisi de abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler arkadaşlar.